Donanım Haber'den herkese merhabalar. Apple Arcade'de bu ay serimizin 10. videosuyla karşınızdayız. Bu serimizde her ay o ay içerisinde çıkış yapan oyunlardan, yakın dönemde aldığı güncellemelerle tekrardan dönüp bakılması gereken oyunlardan veya bu sisteme ilk kez giriyorsanız mutlaka oynamanız gereken oyunlardan ortaya karışık listeler hazırlıyoruz. Dilerseniz vakit kaybetmeden bu ayın listesine bir göz atalım. İlk oyunumuz Lumen. Liquigard Europe Limited tarafından geliştirilen Lumen, tek kişilik bir bulmaca oyunu. İsminden de anlaşılabileceği üzere ışığı temel alan oyunda amacınız ışık kaynağını doğru yerlere tutup yansıtıcıları kullanarak hedef noktayı aydınlatmak. Bölüm bölüm ilerleyen yapısıyla birlikte kolay başlayan oyun gitgide ışık kaynaklarının, yansıtıcıların ve hedeflerin artmasıyla karmaşıklaşan bir yapıya sahip. Göz yormayan teması ve kaliteli sunumuyla dinginleştirici bir oyun olan ve beyin jimnastiği yapmanıza olanak tanıyan Lumen, şayet bulmaca türü oyunları sevenlerdenseniz Apple Arcade kütüphanesinde göz atmanız gereken oyunlardan bir tanesi. Sıradaki oyunumuz Populous Run. 52 tarafından geliştirilen Populous Run, çeşitli platform ve sonsuz koşu oyunlarının mantığını harmanlayan bir yapım. Oyundaki amacınız bir yandan oyun alanından insanları ekibinize katarak ilerlemek, diğer yandan da çeşitli platform öğelerini atlatarak bölümleri geçmek. Özellikle müzikleri sayesinde atmosferini yukarılara taşıyan oyun, oynanış elementlerinin kolay olması ve görsel tarzıyla da ilgi çekmeyi başarıyor. Bölümlerin ekstra zorluk modları ve gizli karakterler gibi özelliklerle uzun oynanış süreleri vaat eden Populous Run'ı Apple Arcade kütüphanesine giriş yapan herkese tavsiye edebilirim. DayZ, WarZ, JayZ, CrayZ derken uzayıp giden akımın yeni halkası ve aynı zamanda listemizin sıradaki oyunu Survival Z. Ember Entertainment tarafından geliştirilen tek kişilik aksiyon türündeki Survival Z, bir çeşit zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi. Her bölümde verilen kaynakları doğru kullanarak dalga dalga gelen zombileri atlatırken bölümler arasında canınızı iyileştirecek kamplara uğrama veya farklı insanlarla tanışıp hikayelerini dinleme gibi olanaklara sahip olduğunuz oyunun tek can sıkan yanı ise henüz Türkçe dil desteğinin optimize edilmemiş olması. Özellikle zorluk seven oyuncuların ilgisini çekebilecek olan Survival Z, Apple Arcade kütüphanesinde sizleri bekliyor. Listemizin bir diğer oyunu Agent Intercept. Pickpock tarafından geliştirilen aksiyon türündeki oyun, sanırız şimdiye kadar bu listelerde yer verdiğimiz oyunlar içerisinde türünün hakkını en çok veren oyunlardan bir tanesi. Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz kovalamaca sahnelerini kontrollerimize sunan Agent Intercept, kahramanımız ve onun süper aracıyla birlikte yaşadığı maceralara odaklanıyor. Bir yandan bölümlerde istenenleri yerine getirirken, diğer yandan düşmanları alt etmeye çalıştığınız, mücadelenin seyir yönünün her an değişebildiği ve temponun hep yüksek tutulduğu Agent Intercept, bu tarz aksiyon oyunlarını seven Apple Arcade oyuncularının mutlaka denemesi gereken bir yapım. Bu ayki listemizin son oyunu Tint. Listenin başındaki Lumen ile aynı geliştirici yani Liquigard Europe Limited tarafından geliştirilen Tint, renkleri konu alan bir çeşit bulmaca oyunu. Renk kaynaklarından başlattığınız çizgilerin diğer renklerle karışması ve doğru renkle hedefe ulaşmasını temel alan Tint, basit başlayıp bölümler ilerledikçe karmaşıklaşan oyunlardan. Çocuklar için öğretici, yetişkinler için kafa dağıtıcı türdeki Tint, hem göz yormayan yapısı hem de sunum tarzıyla rahatlatıcı bir oyun. Şayet listemizin bir önceki ismi Agent Intercept gibi aksiyonu yüksek olan oyunlar size göre değilse, belki de aradığınız oyun Tint olabilir. Evet, bu ayki liste bu şekildeydi. Sizin de Apple Arcade kütüphanesinde deneyimlediğiniz ve tavsiye ettiğiniz oyunlar varsa bu videonun yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki ay yeni oyunlarla tekrar karşınızda olma ümidiyle herkese iyi oyunlar.